da çok hadise. Çıkardılar, küfürle mektup yazdılar kendine. Halep'e geldi. Şu bizim memleketimizde bir yere, Diyarbakır'a geldi. Halep'e geldi. Ondan Şam'a gitti. O Anadolu'ya Nakşi tarikatını dağıtan o Mevlana Halid Ziyaeddin'in Bağdadi oldu. Allah şefaatinin layık. Onun sözlerini size birkaç tane söyleyeyim. Kerim nefes, nefesi çok mükemmel idi. Memduhatul ahlak, ahlak çok güzel. Peygamberimiz de en yakın ümmetim ki halim selim olan ahlaklı ümmetim. En hayırlı ümmetim kim diyor ya Resulallah. En hayırlısı kim ümmetim? En hayırlısı halim selim, ev kuran talayıyla çok güzel geçinen, onların bazı çimelerle sabrediyor, tahammül ediyor. Ümmetinin en efdali, en mükerremi, en hayırlısı bunlar buyurdu. İşte memduhatul ahlak, ahlakından bahsediyor evliyalar. Hamilül eza, reisimize diyor. Ezalara hamil olur, çok zahmetleri götürür. Aldırış yapmaz, Rabbim'in takdiridir. Yani bediye ve tatlı, sözü bediyeli ve tatlı konuşur. Talibul lisan, lisanın talakatlı konuşur. Hani takır 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 bağızlarına neler. Allah şefaatine ne eylesin. Biraz bunun şeyini okuyayım bundan sonra. Allah yolunda laimin levhinden havf etmezdi. Bana şöyle diyecekler, böyle diyecekler diye. Laim lövbetmeye alışkın, peygamberimize şair dediler, kâin dediler, sıkırbaz dediler, asatırın ev Kur'an'da bunlar hep var. Bunların hepsini söylediler. Peygamberimiz mahzun olunca, peygamberimiz mahzun olunca Allah'ımız la yekâfûne levmende laim. Laimin levminden hırf etmeyin kalbiyle. Onlar ne derse desin, İrşadımıza, bakın, ikafımıza bakın. Bizim için çok büyük iftiralar oldu. Adana'da Hacı Cumal Efendi çatlayacaktı. O tarafta Kayseri'de Hacı Mehmet çatlayacaktı. Bir halife bizim sohbetimizin lezzet ve tadını, eski sohbetimizin şimdi kocamızda görüyoruz tabi. Neler oldu, neler oldu. Bir gün Kayseri'de sohbet ediyor, kanaatimiz olsun. O bir müessine hafız vardı. Allah diye kıvı kalkıp da gelince altındaki sandalye buz gibi dağıldı. Hacı Mehmet Efendi yere avuz üstünü düştü. Havluya çıktı, vardı ki çatal kapının göğründeki duvarı cısıyor, kendini saklayamıyor. Bu bizim askerden yeni geldiğimizde 41'de neler oldu, neler olurdu, neler abonada vahasımızda neler oldu, neler oldu, uzanda neler oldu, neler oldu, cihanda neler oldu, neler oldu. Şam-ı Şerif'te, Cami-i Emeviye'de zikredince neler oldu, neler oldu deyip de bitiremem. Onun için ben bahsediyorum. Şimdi bacaklarımızda gördüğümüz bununla yine arzu irem var diyor, dinliyor, irşadına vesile oluyor. Üstadımıza bizim buradaki Beret gecesini müzevürlemişler. Demişler ki, efendim, yetmiş saat, saat 90 kişiyle sohbete beraber olduk. Kudur'un kızlasında da gecesi yaptık. Bunu oranın halifesi büyütmüş. Lütfen sırakana Beret gecesine de oradaydık. 90 kadar adam vardı. Çok güzel bir Beret. Efendim o neyse işte bu arkadaş Yahya'ya gitmişti. Hasan Efendi 90 kişiyle
sohbet oturuyor. Bir işine de emri ediyor Efendimiz Osmanlı Karası'da. Annemiz diyor ki, yavrum çocuğa isim bilirsen tabi o diyor. Bunda yanlışlıkla kendini bir dinleyelim. Ben vardım diyor, böyle hayır, mesela böyle oldu, böyle oldu. Hasan Efendi, sizi çekemiyorlar, hasetli geliyorlar. لَا يَخَافُونَ لِوْمَةِ لَاِمْ لَاِمْ لِوْمَةً خَفِفْنَ İrşadına devam et, değil mi o? Burada duydum, bu sözü geldi üstazımızdan. Allah'ın ayeti değil mi? لَا يَخَافُونَ لِوْمَةَ لَاِمْ لَاِمْ لِوْمَةً خَفِفْنَ يَا مُحَمَّدٍ. Evet, azimetle amel ederdi. Hep izah edemeyeceğim. Azimetle amel, ruhsatla değil de. Bir yerden misal vereyim. Ceketinin son düğüne zararlı pislik bulaşmış, onu yiyor İmam-ı Azam Efendimiz. Efendim fıkırlarda bir emmettarını geçmezse namaza zararı yok diyordu. Fetva veriyordu. Niye yıkıyorum? O fetva ortak alemiş. O azimetle amel. Küçük su yolunu bir defa pederim ve kılavuz sabırsa biz de küçük su yolunu bir elimizden noktasıyla olmaz. Daire suyuyla yıkarız çünkü azimetten haber yok. Çok haber versen çoğa gider. Hastaları ziyaret ederdi. Camiye gidersen her adıma 10 sevap olur. Hastayı ziyarete gidersen her adıma 300 sevap verir. Ne diyeyim? O Allah'ın yaptığı vücut, o kalbini razı ettin mi Allah senden razı olur da onun için hastaya gitmek çok yapar. Şu baştan hepimize bir de diyorum. Bir hastaya varmayan cenneye varamıyorsun sonra. Tanmıyor. Tandıran şeytan, nefis. Bir varamadın mı var ama çok zor olur. İyisi mi hatırına gelince git derhal. Bir durmuş hocamız vardı. Adamlar bana böyle emişmişmiş, hasta oldu, varacağım, öle düştüm. Şeyle, cipinle beraber o havuzdan çıkardılar, kabur kabur ağrım, sıkıra korum. Doktor da şeyin develi, bakmasıcık rahatsız doktor. O demiş ki, öldü Hasan Efendi. Ne diyeyim? O 8 metre yükseklikten düşerse, korktun mu, tansiyonun yükselerek öldü gitmişti. Yani hasta diye götürmüyor musun, öldü diye. Geldi ki gülüyor. Hoca sen oraya giderken düşmez mi? Düştün de kaygılanmadın mı, korkmadın mı? Yok, her gelenime Allah'tan bildiğimden kendi düşünüyor, kendi çıkarır dedik mi? Öyle bir şey olmaz diye. Maşallah. Bir herif de açık etti. Onun için kardeşim, hastaları ziyaret edin. Çünkü bire 300 verir Allah hastalar. Salikine ahsene hal ve minvan üzerine özele terbiye ederdi. Halkın kesreti, insanın çokluğu haktan işgal etmezdi. Ne kadar çok insanla görüşse, gönlünde Allah vardı. Allah vardı. Hiç ayrılmazlar Allah'tan. Huzurlu daim olur onlara. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Eynemâ küntüm. Sen neredeyseniz ben oradayım buyur Allah. Daim övüyükler Allah'a da olurlar. Baktıkları Allah. İnledikleri Allah. Söyledikleri Allah kelam. Yürüdükleri Allah için. Tuttukları böyle hadis-i şerifler. Hadis-i Şerif'i okuyor, halini söylüyor. Cenab-ı Hak ruhani himmetini üzerimizden eksik etmesin, amin. Her Şam'a vardığımda Yefe'de kabirin yerini gösterdi, 3 gün sonra oraya beni defnedeceksin. Kabirde hazırlarlar, 3 gün sonra vefat etti. Her gittiğimizde, ziyaretimizde, öğlen ezeli orada olur, içimde namazımızı kılarım, türbenim öyle çıkarım. Allah şefaatine nail etsin.